Arkadaşlar merhaba. Tek kapı Ford Fiesta arabamızın eksperindeyiz. Arabamızın sağ şasisi kaynaktı. Bakın arkadaşlar, sarımtırak duran yere kaynak yapılmış. Sağdan aldığı hasar büyük. Yine aynı şekilde sol şasemizde boya macun söz konusu. Sağ sol ön şasi işlem görmüş. Arkadaşlar şurada daha çok belli oluyor. Sağ şasemizdeki hasar. Arabamızın yağ kaçakları var. Şanzıman sağ iç alt köşesinde bir yağ kaçağımız var. Şanzımanda gördüğün gibi gelen yağ kaçaklarımız var. Sol rot başımız bozuk, yırtık. Sağ rot başımız, lastiklerimiz yırtık, hasarlı. Sol ön teker, dört parmak. Sağ ön teker, dört parmak. Tekerleklerde bir ileri geri sapma meydana gelmemiş. Bu sağ şase ve sol şasedeki işlem büyük ama araba sedette toplanmış. Milimetrik olarak güzel bir işçilik yapılmış gözüküyor. Şasi için söylüyorum bunu. Arkadaşlar soğutma, yağ soğutucumuz yeni değişmiş. Bakın rengi yeni duruyor. Şimdi bu soğutma suyuna yağ basmış sistem. Şu an temizliğini yapmışlar ve antifriz koymamışlar. Bu manzarayı pek istemiyoruz, sevmiyoruz. Çünkü soğutma suyuna yağ bastığı zaman su akışkanlığı kaybedip puding gibi oluyor. Yaz mevsimindeyiz. Araba hararet yapıp çonta yakmış olabilir. Şimdi ısıtıp arabayı böyle göreceğiz. Bakalım ne yapıyor. Arkadaşlar aracımızın üst kapağında bakın gözüküyor. İnjektörlerimizde yağ kaçakları var. Arabamız 160 bin kilometrede. Arkadaşlar ön panelimizde kaynak var, tamir var. Bakın buraya dikiş atılmış, tamir edilmiş. Motor hava emiş. Motorumuzun yarı parçası yok. Boşta duruyor. Arkadaşlar Ford Fiesta'mızın kemer tokoları patlamış. Ondan aldığı hasarda şaselerin işlemine istinaden kemer tokoları patlak duruyor. Bunlar daha da kısalmış ama çekmişler yukarı doğru. Kemer tokoları çeker bu arabada. Buna istinaden airbag'imize baktığım zaman airbag orijinal arkadaşlar. Dış kasa orijinal, tüp orijinal ama airbag'i bakın buradan kesip ek yapmışlar. Yani bu airbag başka bir kazasız arabaya ait arkadaşlar. Başka airbag'imiz yok arabamızda. Tek kapı Ford Fiesta'mız. Buradan bir ek yapıp orijinal airbag'imizi takmışlar arabamıza. Zaten şasilerdeki bu kaynak işlemine istinaden açmaması zor bir ihtimaldi. Açmış. Bunlar tabii değişmesi gerekiyor. Bunları değiştirmemişler. Arkadaşlar airbag açması için var. Airbag niye koyuluyor? Fabrika neden koyuyor airbag'i? Yani açması için, seni koruması için, kaza esnasında can ve mal güvenliğini, can güvenliğini özür dilerim, koruması için koyulan bir sistem. Mevzu burada bunu bilerek almak. Yani bu adam burada bunu öğrendiği zaman ya bunu bana demediler diye ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim anlatmak istediğimiz şey bu. Malı bilerek almakta fayda var. Yani airbag patlak araba alınmaz demek yanlış. Bunlar milli servet. Tabii ki alınır. Tabii ki satın alınır, binilir neyse. Mevzu arabanın düzgün yapılmış olması. Şunları değişecek. Şunları değiştirmesi lazım. Bunu yine birebir orijinalini takmış. Bunda sorun yok. Bir de bunu bilerek almak. Yani airbag'i patlak kardeşim bu arabanın deyip bilerek almak. Sonrasında ciddi hayal kırıklığı oluyor burada. İnsanlar değişik strese giriyorlar. Yani adamın böyle titrediğini biliyorum ben. Abi dedim titreme, sakin ol. Yani bir şey olacak ki daha öncesinde bir başka ekspertiz firmasında olmuştu. Haberlere çıkmıştı hatta. Kalp krizi, kalp spazmı geçirmişti adam, satıcı. Ambulans falan gelmişti. Allah korusun. Yani sonuçta bir ton demir. Allah can sağlığı versin. Mevzu burada arabayı bilerek almak sevgili dostlar. Yani bunu bilmeden alırsanız sıkıntı. Arkadaşlar arabamızın iki tane kazası var. 2009 ve 2011 yıllarında çarpma kaza tespit onarı, kaza tespit onarı çarpma yazıyor. Miktarı yazmıyor ikisinde de. Şimdi genellikle bu hasar kayıtsız olanlar yani bedel yazmayanlarda daha önceki videolarda da söylemiştik. Yani çok bir şey aranmıyor. Yani arkadan vurmuştur, tampon boyasıdır şeklinde yorumlanıyor. Bu da bir gerçek evet ama bu şekilde olup da aracın ağır kazası da olabiliyor. Yani demek ki Fiesta, şimdi izlediğimiz Fiesta gibi şasilerimiz kaynaklı, airbag'imiz çıkma takılmış, emniyet kemerlerimiz çekilmiş. Emniyet kemer tokalarımız çekme yapmış.
Onların değişmesi gerekiyor. Bir daha çekmez, patlamaz daha doğrusu. Bu kaza yazıp da, yani çarpma yazıp da, dosyası açılıp da miktar yazmayan arabalarda bu önemli. Buna dikkat edin. Yani hasar kaydı yok ibaresi olarak görülüyor bu. Öyle yorumlanıyor. Gerçekten de öyle miktar yazmadığı için ama arabaya sonuçta bir dosya açılmış. Büyük ihtimalle bu kazayı bu dosyalarda, açılan bu dosyalarda yaptı bu araba. Bu ağır kazayı buradan aldı.